ben Umut. Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Jessie'nin 4 bölümü daha yayınlandı. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasında spoiler olduğunu zaten biliyorsunuz. Arkadaşlarım, yorumlamaya geçmeden önce size yarın kavuşacağımız Baykuş Evi'nden birazcık bahsetmek istiyorum. Şunu söylemeliyim ki, eğer siz de benim gibi büyük bir esrarengiz kasaba hayranıysanız bu diziye bayılacaksınız. Luz müthiş bir karakter ve kafası inanılmaz farklı çalışıyor. Ida ise daha önce tanıdığınız cadılara asla benzemiyor. Ama sanırım benim favorim Evcil İblisler Kralı. Bunun yanında daha birçok sihirler, gizemler ve bir sürü şey. Baykuş Evi yarın başlıyor. Yeni bölümler hafta içi her gün 17.45'te Disney Channel'da. Her genç kız gibi okul dansı söz konusu olunca Emma'nın da aklı başından gitmişti doğal olarak. Bu yüzden de Jessie'nin ondan Zuri'yi okuldan almasını istediğini unuttu. Jessie bunun karşılığında da Emma'nın okul dansına gitmesini yasakladı. Ama Emma iyi bir abla olarak Luke'u korumak için okul dansına gitti. Aslında o muhteşem bir abla. Sadece aklı biraz havada, o kadar. Arkadaşlarım, size kötü bir haberim var. Brian gibi insanlar maalesef hayatımızda hep olacaklar. Biz sadece zamanla bu insanlarla nasıl baş etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Emma da bu hafta bütün iyimserliği ve kibarlığıyla Brian'ı alt etmeyi başardı. Brian Emma'yı dışlayarak ve hayatı hakkında yalan söyleyerek okulun popüler kızı olmaya çalıştı. Bir süreliğine bunu da başardı aslında. Bir de diğer kızları geçiyorum ama ben en çok Rosie'nin Emma'dan uzaklaştığını görmeye üzüldüm. Ama arkadaşları Emma'yı ne ünlü ailesi ne de zenginliği için seviyordu. Emma'yı Emma olduğu için, insanlara iyi davrandığı için seviyorlardı. Brian'ın da gerçek yüzü ortaya çıkınca gerçek dostlar tekrar bir araya geldiler. Yalnız ben Emma'nın yerinde olsam Rosie'ye tekrar kolay kolay güvenir miydim bilemiyorum. Beyin ve zeka gerektiren konularda ne kadar iyi ise fiziksel ve atletizm gerektiren konularda da bir o kadar kötü olan Ravi'cimizin beden eğitimi dersleriyle imtihanını izledik bu hafta. Luke'la bu kadar taban tabana zıt olmaları gerçekten çok ilginç. Ravi bir konuda ne kadar iyi ise Luke o kadar kötü. Luke bir konuda ne kadar iyi ise Ravi o kadar kötü. Fakat biliyorsunuz bu ikili daima birbirine destek olur. Ravi'nin derslerinde bu kadar çok zorlanmasına dayanamayan Luke, eskrim dersine ona yenilmeye karar verdi. Böylece Ravi'nin kendini birazcık daha iyi hissetmesini sağlayacaktı. Başarılı oldu da aslında. Fakat işte Ravi bu. Durumu birazcık abartınca efsane bir eskrim düellosu izledik onlardan. Kim mi kazandı? Aslında ikisi de. Dostluk kazandı diyebiliriz yani. Ravi'nin Hindistan'dan gelen köklerine ne kadar bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğal olarak da Luke Hindistan'la alakalı ödevinde ondan yardım isteyince çok sevindi ve gaza gelip bütün ödevi yaptı. Fakat Luke'un bu durumdan faydalanıp bütün ödevini ona yaptırdığını fark edince ondan intikam almaya karar verdi. Luke ödevini sunarken ona Hintli kadınlara özel bir kıyafet giydirip saçma sapan bir dans ettirdi. Fakat onun bu çaresiz halini izlerken Ravi'cimizin minik kalbi daha fazla dayanmadı ve sahneye atlayıp onunla birlikte gerçek bir Hint dansı yaparak Luke'u kurtardı. Sizce de birlikte çok sevimli görünmüyorlar mıydı? Zuri bu hafta beni gerçekten çok şaşırttı. Gerçi Zuri bu. Ondan her şeyi beklemek lazım, öyle değil mi? Neyse. Jessie'nin ona hediye ettiği çocukluk oyuncağı olan asker Mary'yi çikolata kakası yapan robot bir tavşanla takas etmesi gerçekten çok yanlıştı. Fakat Jessie'nin ne kadar çok kırıldığını görünce asker Mary'yi geri almak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve Ravi ve Jessie ile birlikte asker Mary'yi oyuncak tüccarından geri aldılar. Artık o bebek Zuri için çok değerliydi. Ama $1000 değerinde olduğu için değil, onu ona Jessie hediye ettiği için. Ravi ile birlikte hırsızı yakalamak için kurdukları bu bir tuzakları ne diyorsunuz peki? Her seferinde yanlışlıkla Bertram'ı yakalıyor olmalarına rağmen asla pes etmediler ve tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Sonuç mu? Jessie'yi kocaman bir demir kafesin içine hapsettiler. Ayrıca patron Zuri para kazanma fırsatını bu haftada kaçırmadı. Jessie'nin şarkısı hit olunca yaptığı oyuncak bebekleri, kahve maglarını ve tişörtleri satmaya karar verdi. Bu kızlar da çok büyük iş kadını olacak, görürsünüz. Luke'un iyi yapamadığı bir şey var mı acaba? Bertram'a aşık olduğu kadını etkilemesine yardım etmek için ona salsa öğretti. Salsa ya! Ve bunu yaparken o kadar iyiydi ki. O kıvrak hareketler, bakışlar, tavırlar. Bence Luke haklı. O gerçekten Krypton'dan gelmiş olabilir. Yoksa bu kadar süperliğin başka bir açıklaması olabileceğini zannetmiyorum. Ayrıca Luke bu hafta ilk kez kendi yaşıtı olan bir kıza çıkma teklifi etti. Okulda hoşlandığı kız olan Rachel'ın sevgilisinin ayrıldığını öğrenince okul dansına birlikte gitmeyi teklif etti.
Ve Rachel da tabii ki de kabul etti. Luca kim hayır diyebilir ki? Fakat onunla buluşacağı için o kadar heyecanlıydı ki ne yapacağını asla bilmiyordu. Bu yüzden de Jesse'den yardım almaya karar verdi. Ve Jesse'nin ona söylediği her şeye uydu. O kadar kibar, o kadar centilmendi ki Rachel'a gül bile aldı. Fakat Rachel bunların hiçbirini hak etmiyormuş. Eski sevgilisi goril bilmem ne Luca saldırınca "Beni unutmamış" diyerek ona geri döndü ve Luke'cuğumuzun kalbini kırdı. Orada olup o küçük hanıma dersini vermeyi gerçekten çok isterdim. Neyse ki Jesse oradaydı ve Luca hayatı boyunca unutamayacağı bir dans yaşattı. Birlikte dans ederken o kadar havalı, o kadar güzel görünüyorlardı ki Luke bununla ortaokulu geçtim, bütün lise hayatı boyunca bile hava atabilir. Jesse ve Tony aşkı bir yılı devirmiş arkadaşlarım. Bu destansı aşk bir yılı devirince de yıl dönümü kutlaması da bir o kadar destansı olmalıydı. O yüzden Jesse, Tony'ye hediye olarak bir şarkı yazmaya karar verdi. Ne kadar tatlı bir düşünce, öyle değil mi? Fakat Tony yıl dönümlerini unutmuştu. Ve Jesse o kadar süslenip hazırlanmışken onu bırakıp bowling oynamaya gitti. Jesse o kadar sinirlenmiş, o kadar öfkelenmişti ki duygularını muhteşem bir şarkıya döktü. Şarkı o kadar harika oldu ki Emma onu Kitty Couture'da paylaştıktan sonra hit oldu. Ve Jesse'ye parktaki konserde bu şarkıyı söyleme teklifi geldi. Ama aslında yıl dönümlerini yanlış hatırlayan Jesse'ymiş. Yıl dönümleri bir gün sonraymış ve Tony Jesse için parkta harika bir plan yapmış. Durum bu olunca Jesse müzik kariyeri ve Tony arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. İkisini de seçmeyi denedi. Ama işte bu maalesef mümkün olmadı. Sonuç mu? Kendini kandırılmış hisseden bir sürü Jesse hayranı ve birbirlerine daha da çok aşık olmuş bir Jesse ile Tony. Jesse ve Tony aşkına neler olacak? Luke acaba bu sefer hangi dansı yapacak? Hadi bana yazın. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.